Değerli arkadaşlar, merhabalar. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Evet, yine dolar, TL diyeceğiz, piyasalar diyeceğiz. Piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor ve önümüzdeki haftaya dair beklentileri izah etmeye çalışacağız. Dolar bildiğiniz üzere arkadaşlar bu hafta bir 5.30 aşağı atağı yaşadı. Ancak 5.30 üzerine çıkamadı ve tekrardan bir geri dönüş yaşamak durumunda kaldı. Haftayı nispeten güçlü kapattı diyebiliriz. Zira malumunuz üzere son günlerde dolar TL'nin 5.20 aşağısını test etmesi gereği yine dolar 5 aşağısına mı gelecek? İşte şu seviyeleri bu seviyeleri mi görecek şeklinde bir takım söylemlerin ön plana çıktığına şahit olmaktasınız. Evet arkadaşlar, bu analizde hem piyasalarda ne olup ne bittiği ile ilgili konuşacağız. Hem de dolar TL'nin niçin 5.30 seviyesini aşamadığına dair cevaplar aramaya çalışacağız. Bu konuyla ilgili olarak hem teknik kriterlere bakacağız hem de Merkez Bankası'nın son günlerdeki sessizliğini bozduğuna şahit olmak üzere sizlere son günlerde Merkez Bankası'nın neler yaptığını, hangi işlemleri yapmak suretiyle ve ne miktarda bu short işlemleriyle dolar TL'nin 5.30 üzerine çıkmasına engel olmak adına bir gayret gösterdiğini tablolarla izah etmeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle son analizlerimde sürekli olarak tekrarladığım, sürekli olarak vurgu yaptığım bir konu var ki sürekli Trump'ın hiçbir söylemine itimat etmediğimi, asla ve asla güvenmediğimi, ister ekonomik anlamda, ister siyasi anlamda hangi hususta görüş beyan ederse etsin, belki 10 dakika sonra, belki 3 gün sonra bunun tam tersini söyleyebilecek kadar değişken bir ruh haline sahip bir insan olduğunu sürekli vurguluyorum. Efendim işte gerek merkez bankalarının faiz artırımıydı, indirimiydi vesaire konularıyla ilgili olarak söylemlerim. Gerekse Trump'ın bir yandan Türkiye ile müttefik oldukları işte Fırat'ın doğusuna yönelik olan harekatlar, Suriye ile ilgili olan planlar, programlar konusunda birlikte bir diyalog içerisinde hareket etmek durumunda olduklarını, bu konudaki kararlılıklarını beyan eden çeşitli tweetler veyahut da açıklamalar. Bir diğer yandan Çin ile alakalı olarak 1 Mart tarihinde çok yüksek olasılıkla aramızda bir anlaşma olacaktır, bu gerginlik bitecektir şeklindeki bir takım açıklamaları ve bir de bakıyorsunuz ki arkadaşlar bütün bu konuların tam tersindeki bir takım söylemler gündeme gelmekte. Bu açıdan öncelikle Çin konusuyla ilgili olarak 1 Mart tarihinde görüşmeyeceğini, Çin Başkanı'yla görüşmeyeceğini ve bu konudaki piyasaların bir anlaşma olabilir yönündeki umutlarının da önemli ölçüde törpülendiğine geçtiğimiz hafta tanık olduk. Ve arkadaşlar bir de bu Fırat Harekatı ile alakalı olarak Türkiye'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın her an oraya girebiliriz, her an oradaki terör örgütlerinin militanlarını temizlemek adına harekatımız başlayacaktır. Ve bu hususta hiçbir yaptırımdan korkmuyoruz, hiçbir yaptırım bizi yolumuzdan geri çeviremez şeklindeki söylemleri gündemde. Ama diğer yandan yine Trump bu konuyla ilgili saçma sapan tweetleriyle farklı bakış açıları yaratabilmekte. Ve en son bir rapordan bahsediliyor. Stratfor raporu denilen bir rapor. Ne kadar doğrudur, bunun resmi anlamda ne kadar geçerliliği vardır bunu bilmiyoruz. Henüz resmi olarak yetkililerden bu hususla ilgili olarak çok net açıklamalar gelmedi ama piyasanın kulağına gelen bilgilere göre bu Stratfor denilen kuruluş CIA'nin bir arka planında çalışan, onun gölgesi olarak çalışmakta olan ve Amerikan hükümetine çeşitli tavsiyelerde bilgilerde bulunan bir kuruluştur ve güya bu kuruluş bir rapor hazırlamış olduğu bir rapora göre eğer Türkiye ABD'nin Suriye veya Orta Doğu'daki planlarını bozacak şekilde bir adım atarsa ve özellikle bu son düşünülen yapılması planlanmış olan harekata yönelik bir adım atacak olur ise bu durumda Türkiye'ye çok ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini ve bu yaptırımlar içerisinde tütünden tutun da pamuğa kadar birçok ticari metayla ilgili olarak bir takım kısıtlamaların, ekstra vergilerin söz konusu olabileceğini ve Ralph Brunson olayında olduğu gibi Türkiye'nin en zayıf noktasının ekonomi olduğunu, Türkiye'ye ekonomik alandaki sıkıştırmalarla çok rahat ve kolay bir şekilde dize getirebileceklerini gibi gibi bir takım
beyanatlarda bir takım tespitlerde bulunmuşlar. Tabii ki arkadaşlar tekrar söylüyorum, bu rapor herhangi bir şekilde resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış veyahut da bu konuyla ilgili bir teyit bulmuş bir konu olmamakla beraber piyasanın kulağına böyle bir şeyin gelmesi, acaba Türkiye bu konuda kararlı bir adım attığı anda, bu harekat başladığı anda ABD'nin ve diğer ülkelerin tepkisi ne olur? Ortalık yine karışır mı? Tekrardan bir restleşme gibi, yeni bir Rahip Brunson olayı gibi yeni bir gerginlik durumu söz konusu olur mu gibi bir takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Tabii ki bu soru işaretlerinin oluşması da dolar TL için, piyasalar için yakından takip edilmesi gereken konulardır. Arkadaşlar bu nedenle özellikle bu harekat konusunu, ki Cumhurbaşkanımızın bu harekat ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda her an bu harekata başlayabiliriz, sabrımız tükenmektedir ifadelerinin yanı sıra benim için çok önemli olan bir başka cümlesi de bu konuda bizlere yönelik hiçbir yaptırım, bizlere yönelik hiçbir engelleyici unsurun asla ve asla bizleri caydırmayacağı, yolumuzdan edemeyeceği şeklindeki açıklamalarıydı. Demek ki diyorum kendimce bu hususla ilgili olarak bir anlaşmazlık var, bir huzursuzluk var ve bu konuyla ilgili özellikle ABD'nin bir baskı yaratma ihtimali gündemde imiş diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, konunun piyasa yönündeki temel faktörleri bu yönde olmakla birlikte şimdi bir de mevzuya teknik ve merkez bankası açısından bakmaya çalışalım. Evet, öncelikle arkadaşlar geçtiğimiz hafta piyasa özellikle Trump'ın ulusa sesleniş konuşması ardından Powell'ın işte yine aynı söylemlerini devam ettirecek şekilde ekonomimiz güçlüdür, şöyledir, böyledir şeklindeki açıklamaları, ama hepsinden de ziyade özellikle Avrupa cephesinde gelen olumsuz ekonomik veriler, PMI verileri dediğimiz üretim verilerinin çok düşük gelmeye başlaması, İtalya'nın ve Fransa'nın içinde bulunduğu sıkıntılar, İtalya'nın resmen bir resesyon içerisine girmiş olması, Avrupa'nın lokomotifi konumunda olan Almanya'nın çok ciddi şekilde bir sanayi verileri kaybı içerisinde bulunması, Euro'nun önemli ölçüde değer kaybına sebebiyet verirken Avrupa'ya dair endişeleri artırdı ve en nihayet bu durum Euro karşısında doların ciddi şekilde değer kazanmasına sebebiyet verdi. Yakın zamanda 1.16'lara kadar yükselmiş olan Euro'nun özellikle Brexit konusuyla ilgili bir anlaşma ihtimali olabilir şeklindeki gelişmelere bağlı olarak 1.16'lara kadar yükselmiş olan Euro'nun şu anda 1.13'ler seviyesine yakın bir seyirde olduğunu görmekteyiz. Yine güvenli liman olarak bilinen Japon yeni ise 1.107'ler seviyesine kadar, 107.5'lar seviyesine kadar gerilemiş olduğu bir döneme rağmen şu anda Japon yeni karşısında da doların değer kazandığını görmekteyiz. Bu arada altın fiyatlarında ise 1.300 dolarlara kadar geri çekilme olsa da 1.307 dolardaki kritik direnç, daha doğrusu artık destek konumuna gelen bu konumunu devam ettirmek suretiyle o da güçlü kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatları ise 63 dolar seviyesinde, o da 50 dolar yakınlarından bulduğu tepkisini hala 60 dolar üzerinde sürdürmekte. Evet değerli arkadaşlar, piyasanın genel rakamlarını bu şekilde sizlere izah ettikten sonra dolar TL'nin genel tablosu olarak malumunuz 5.30 seviyesinin bir önemli kritik bir referans bölgesi olduğunu, bu seviyenin aşağısına inişler, sarkmalar söz konusu olsa bile kısa vadeli olmak kaydıyla bu seviyenin önemli bir destek olarak piyasa tarafından algılanmakta, psikolojik bir eşik olarak algılanmakta olduğunu sıklıkla analizlerimde sizlere dile getirmekteyim. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı hattımız bir bu 5.30 seviyesini temsil eden bir destek ve direnç bölgesidir. Şu an için direnç konumundadır. Zira bu desteğin aşağısına gelmekle birlikte dolar TL'nin 5.16'lara kadar yaklaştığını biliyoruz. Daha önce de 5.13 seviyesini görmüştük biliyorsunuz son 5-6 aylık süre içerisinde en düşük seviye olarak. Arkadaşlar 5.30 seviyesi şurada gördüğünüz gibi bu bölgede destek olarak çalışmış. Bu bölgelerde bir zorlanma olmaya başlamış ve genel anlamda bu seviyenin ya aşağı yönlü eğilimlerde bu bölgeden bir yukarı yönlü tepkinin geldiğini görüyoruz veya bu desteğin kırılması sonrasında ise şuralarda gördüğümüz gibi 5.13'lere, burada 5.15-5.16 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanıyor ve arkasından tekrardan 5.30 seviyesinin üzerine, değişik zaman dilimlerinde gördüğünüz gibi üzerine bir tepki verme eğilimini yaşıyor durumdayız. Şimdi değerli arkadaşlar, 5.30 seviyesinin önemini bu şekilde bir kez daha vurgulamış ve hatırlamış olduk.
Sizlere en son vermiş olduğum analizlerde şu ifadeyi de kullanmıştım. Zaten 5.06 seviyesinin benim için önemli bir referans noktası olduğunu her fırsatta izah ediyorum. Ve hareketli ortalamalar bazında da sizlere bir açıklama yapmıştım ve şu hareketli ortalamadan bahsetmiştim. Şurada beyaz eğriyle görmekte olduğunuz 50 haftalık hareketli ortalamanın da aynı zamanda 5.07 seviyesinde şu anda bulunduğunu, hem bu hareketli ortalamanın hem de şuradaki %61.8'e tekabül etmekte olan Fibonacci destek noktasının çok çok önemli bir destek noktası konumunda olduğunu ve bu destek noktalarının güçlerinin 5 seviyesinin aşağısına inilmesini engelleyebilecek çok önemli bir faktör olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Tabii ki hiçbir desteğin kırılmayacağının %100 garantisini vermek mümkün değildir. Asla hiçbir teknik kriter piyasaların önünde hareket edemez. Bunlar ayrı bir konu. Ama biz geçmiş yıllara dönüp de baktığımız zaman, yani 2011'lere kadar gittiğimiz zaman, hatta 2010 yılını, hatta isterseniz şuralara kadar gidelim, 2008'lere kadar gittiğimiz zaman, 10 yıllık bir süre içerisinde şu beyaz eğrinin aşağısında neredeyse 1-2 seferin haricinde hiç bu hareketli ortalamanın aşağısına gelmeyen bir dolar seyrini görmüşüz. Yani son 10 yıldır birçok krizler yaşanmış, birçok olumlu süreçler yaşanmış, her türlü ortam, her türlü piyasa koşulları görülmüş ama dolar TL sürekli olarak bu 50 haftalık ortalamanın üzerinde hareket etmiş. O halde 10 yıllık bir veriye, 10 yıllık bir istatistiki veriye itimat etmekte pek haksız olmadığımız, olmayacağımız kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, bir kez daha ifade ediyorum. Bu beyaz eğrimiz 50 haftalık üstel hareketli ortalamayı temsil etmekte. Sizler de grafiklerinizde bunu çok rahat bir şekilde işleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de son günlerde sizlerin yoğun olarak ifade etmiş olduğunuz bu dolar TL ile ilgili olarak gerek günlük, gerek haftalık, gerek işte 4 saatlik, 2 saatlik vesaire gibi periyotlarda en pratik şekilde destek ve direnç noktalarını nasıl tespit edebiliriz şeklinde sorularınız olmakta. Ve zannediyorum bir analist arkadaşımız da Bollinger bantları ile ilgili olarak bir çalışma hazırlamış herhalde. O çalışmanın da etkisi olmalı ki bu Bollinger bantları ile ilgili çok fazla sorularınız gelmekte. Ben bu teknik sistemin bütün ayrıntılarını bu analiz süreci içerisinde izah edip yetiştirme şansına sahip değilim ama çok pratik bir şekilde size bu Bollinger bantları ile ilgili olarak bilgi vermeye çalışayım. Şuradan arkadaşlar günlük grafiğe geçeceğim. Ve Matrix programını kullananlar şu anda benim izlemiş olduğum yolu takip etmek suretiyle Bollinger bantlarını çağırabilirler. Arkadaşlar burada periyot olarak 20 seçilmiş ama bu periyodun değiştirebilirsiniz. Ben bunu 16 olarak değiştirmek istiyorum. Buradaki standart sapmayı da değiştirebilirsiniz ama şu an için 2 olması uygun görünmekte. Ve şuradaki değeri de üstel olarak değiştiriyorum. Arkadaşlar birçok ücretsiz platformlarda, Investec.com denilen bir platform galiba bildiğim kadarıyla, bu platformda da bu çalışmayı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bollinger Band indikatörünü grafiğime eklemek istiyorum dediğiniz zaman karşınıza şöyle bir görüntü gelecektir arkadaşlar. 3 tane band gelecektir. Bakınız 3 tane eflatun bir eğrinin olduğunu görmektesiniz. Şurayı birinci eğri diyelim, şurayı ikinci eğri diyelim, şurayı da üçüncü eğri diyelim. Ve bunu ben birazcık büyütmek kaydıyla sizlere şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Bollinger bantları John Bollinger'den bir analistin çıkarmış olduğu bir icat etmiş olduğu bir yöntemdir. Ve fiyatların belli bant aralıklarında hareket edebileceğini, bu bantların dışına çıktığı zaman aşırı hareketliliklerin olduğunu ve mutlak surette bu bant dışına çıkmalar yaşanıyorsa bile tekrardan fiyatların o bandın içerisine geri geleceğini iddia eden bir yöntemdir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi üst band, alt band ve şurada da orta bandımız bulunmakta. Alt banda yaklaşımlar olduğu zaman bir tepkinin geleceğini ve üst banda yaklaşımlar olduğu zaman ise bu bölgenin bir direnç olarak algılanması gerektiğini ifade etmekte. Orta band ise genellikle bu orta bandın üzerine çıkılmasını, yukarı üzerine kapanışlar olmasını ise bir al sinyali olarak yorumlamakta. Olumlu bir sinyal olarak yorumlamakta. Ve Bollinger bantlarının ikinci bir püf noktası ise arkadaşlar, daralmalar olduğu zaman yani bu 3 band birbirine çok yaklaştığı zaman, bir sıkışma olduğu zaman bu fiyatlarda bir kırılım olacağını, bir patlama olacağını ifade etmekte. Ancak bu patlama yukarı yönlü mü olacaktır, aşağı yönlü mü olacaktır? Bu Bollinger sistemi bize bu konuda bir fikir vermiyor. Sadece dikkatli oluyor, çok ciddi bir sıkışma var. Bu sıkışmanın ardından yukarı yönlü de fiyatlarda
sert hareketler olabilir. Aşağı yönlü de fiyatlarda sert hareketler olabilir diyor. Şurada görmekte olduğumuz gibi bir daralma mevcut ve bu daralmanın ardından önemli yukarı hareketler olmaya başlamış. Şimdi arkadaşlar Bollinger bantlarını bir destek ve direnç olarak nasıl yorumlayabiliriz? Şu anda önümüzde günlük grafiğimiz bulunmakta. Bollinger bandımızın alt bandı arkadaşlar 5.15.72'ye temsil ediyor. Ve burası için kritik bir destek olarak yorum yapabiliriz. Veya bir stop loss noktası olarak yorum yapabiliriz. Çok affedersiniz. Orta band ise arkadaşlar şurası ise 5.26.44 seviyesini ifade etmekte. Yani orta bandımız neydi arkadaşlar? Orta bandın üzerine çıkıldığı zaman bunun fiyatların yukarı yönlü eğilimini devam ettireceği şeklinde değerlendirebiliyorduk. Bir manada orta bandı bir denge noktası olarak düşünebiliriz. Bu orta noktanın üzerinde olduğumuz zaman üst noktaya doğru bir hareketlilik, bu orta noktanın aşağısında olduğumuz zaman ise alt noktaya doğru bir hareketlilik olabilir şeklinde düşünerek piyasaya bakış açımızı şekillendirebiliriz. O halde şu anda arkadaşlar bakıyoruz. Orta bandımız 5.26.44 seviyesinde ve biz bu orta bandın üzerine çıkmak için bir çaba gösteriyoruz şu anda. Ve eğer ki 5.26.44 veya bu günlük grafiktir, pazartesi itibariyle bu orta bandımız belki 5.26.50 olacaktır, belki 5.26.15 olacaktır, bilmiyorum. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştiği zaman bu takdirde biz 5.26 seviyesinin artık kısa vadeli bir destek konumuyla üst banda doğru, üst band nedir arkadaşlar? 5.37. 5.37'ye doğru bir hareketlenme ihtimalinin gündemde olabileceğini düşünebiliriz. Ama kritik noktamız nedir? 5.26 üzerinde kalabilmemiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu Bollinger bantlarını bir destek direnç kavramı olarak kullanabilirsiniz. Alt bandı önemli bir destek olarak değerlendirebilirsiniz. Belki bir stop loss noktası olarak değerlendirebilirsiniz. Üst bandı ise bir direnç olarak değerlendirebilirsiniz. Ve buna dilerseniz 1 saatlik, dilerseniz 2 saatlik de veya 4 saatlik de bakabilirsiniz. Örneğin 4 saatlik bakalım arkadaşlar. 4 saatlik de 3 bardır, yaklaşık 3 bardır bu orta bandın üzerinde kapanış gerçekleşmekte. Yani bir yükseliş eğiliminin var olabileceğini ifade eden bir görüntünün hakim olduğunu görmekteyiz. Ve 4 saatlik durum itibariyle arkadaşlar 5.20 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu en alt band olması itibariyle ardından ise 5.24 üzerinde kalınması durumunda 5.28-5.29'lara doğru bir hareketlilik ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etmekte. Dediğim gibi destek ve direnç noktalarının tespitinde veya günlük işlemler yapıyorsanız birkaç saat sonranın neler olabileceğine dair yorumlarını yapmak, tahminlerini yürütebilmek istiyorsanız bu Bollinger bantlarını kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi pivot verilerimize gelelim ve bakınız şurada görmekte olduğunuz gibi haftalık bazda Bollinger bantlarında bir sıkışmanın olduğunu görmekteyiz. Ve bu sıkışmanın yukarı yönlü de kırılması mümkündür, aşağı yönlü de kırılması mümkündür. Bunu biraz önce sizlere ifade etmiştim. Ancak orta bandımız neyi ifade ediyor arkadaşlar? Burada da orta bandımız haftalık grafik olarak baktığımız zaman 5.36'yı ifade ediyor. En alt tarafta ise 5.15, alt bandta 5.15 seviyesini görmekteyiz. Üst tarafta ise en üst bandımız ise 5.57'yi ifade etmekte. Bakınız şurada bandın ötesine çıkılmış ama tekrardan bandın içerisine girilmiş durumda ve alt bandımız sürekli olarak korunmuş. 50 haftalık ortalamada olduğu gibi. Evet arkadaşlar, pivot verilerimize geçelim. Pivot verilerimizde bildiğiniz gibi Bollinger bantları gibi pivot seviyesinin üzerinde kalındığı zaman yukarı yönlü bir niyetin olabileceğini, teknik görünümün olabileceğini, pivot seviyesinin aşağısında kaldığımız müddetçe ise aşağı yönlü bir eğilimin daha çok ihtimal bazında hakim olabileceğini bizlere ifade ediyordu. Arkadaşlar bu hafta için pivot verimiz 5.24.39 seviyesini göstermekte. 5.24.39 seviyesinin üzerinde kaldıkça, bu seviyeyi bir destek olarak algıladıkça nereye kadar bir yükseliş olabilir sorusunun cevabını 5.30.65 vermekte. 5.30-5.31 aralığı zaten bizim bir direnç bölgemiz veya bu seviyenin üzerinde olduğumuz dönemlerde de bir destek bölgemiz idi. Bu seviyeyi zaten biliyoruz. Bunun ardından arkadaşlar 5.35-5.77'nin 5.30 üzerinde kalındıkça 5.35-5.70-5.36 bölgesinin gündemde olabileceğini, buranın da aşılması durumunda ise 5.40-5.42 direnç bölgesine doğru hareketliliğin devam edebileceğini görmekteyiz. Zira 5.50'den aşağı gelen fiyat hareketlerinde 5.40-5.42 bölgesinin kırılmasıyla biz 5.30'a, 5.30 desteğimizin kırılmasıyla da 5.20'nin aşağılarını görmüş durumda idik önceki hafta itibariyle.
Evet arkadaşlar, şayet 5.24.39 seviyesinin aşağısında kalacak olur isek, bu durumda 5.19.34 seviyesine kadar bir geri çekilme, genel anlamda 5.20'ye kadar diyelim bir geri çekilme olasılığı gündemdeymiş. 5.20'nin aşağısında kalır isek ki 5.20 seviyesinin aşağısında yine bir önceki analizimde de sizlere vurguladığım gibi günlük bazda 2 kere üst üste kapanış yapmadığımız için dolar TL 5.20 desteğini kırmıştır görüntüsüyle bir teknik sonuç yaratmadı bugüne kadar. Evet 5.20'nin altını gördük ama 2 defa üst üste, 3 defa üst üste 5.20'nin aşağısında kapanış gerçekleşmediği için bu durumda 5.20 desteği kırılmıştır ifadesini kullanamadık. Eğer 2-3 defa 5.20'nin altında bir kapanış olur ve bu desteğin kırıldığına dair bir teknik sonuç gerçekleşir ise 5.13 ve 5.08 seviyelere gündeme gelebilirmiş. 5.06 ve 5.07'nin önemini zaten sizlere arz ettim. 50 günlük hareketli ortalamamız, 50 haftalık hareketli ortalamamızın bulunduğu nokta ve Fibonacci desteğimizin bulunduğu noktaydı. Bu arada arkadaşlar hemen yeri gelmiş ve de aklıma gelmiş iken bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Analizlerimde sizlere zaman zaman yerleşiklerin veya hane halkının her hafta açıklanmış olan dolar mevduatlarındaki artış ve azalımlarına yer vermekteyim. En son bu haftada arkadaşlar bu veri açıklandı. Son 18 haftanın 17. haftasında dolar TL konusunda hane halkı yani bizler sizler bizler dolar TL'ye ilgi göstermeye devam etmiş ve 18 haftadır her hafta bir önceki haftadan daha da fazla dolar almış. Bu gösteriyor ki yerleşikler, halkımız diyelim daha doğrusu dolara yönelik olarak ilgisini devam ettiriyor ve bir manada 5.30'ların aşağısına geldikçe ve özellikle 5.20'nin altına geldiği zaman biraz daha alım yapmış ve arkadaşlar geçen hafta hane halkı 1.4 milyar bir önceki haftaya göre 1.4 milyar dolar daha fazla döviz mevduatına ilgi göstermiş ve 21 haftanın raporuna baktığımız zaman 21 haftalık süre içerisinde Ocak sonu değerleri itibariyle arkadaşlar hane halkının 95.6 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyor ve şirketlerin ise 67.7 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyor. Dolayısıyla hane halkı dövizin zannediyorum yükselişi konusunda oldukça niyetli ve kararlı olduğu bir düşünceye sahip durumda. Evet arkadaşlar şimdi gelelim Merkez Bankası konumuza. Merkez Bankası arkadaşlar bildiğiniz gibi 5.30 seviyesinin aşağısında oldukça sakin davranıyordu. Yeni short pozisyonlar açmıyordu. 5.30'un üzerinde özellikle pozisyonlarına ağırlık veriyordu. Fakat bu hafta 5.30 seviyesine doğru hızlı bir atak yaşandığı zaman Merkez Bankası tekrardan short pozisyon açma noktasındaki silahını kullanmak istedi. Bu görmekte olduğunuz tablo arkadaşlar Şubat ayının tablosu, Şubat kontratlarının tablosu. Şubat ayı kontratları itibariyle Cuma günü Merkez Bankası hiçbir işlem yapmamış. Ancak Perşembe günü biliyorsunuz 5.30'a doğru bir hareketlilik yaşandı ve o 5.30'a doğru hareketlilik yaşandığı zaman Merkez Bankası piyasaya müdahil oldu. 40 bin kontrat short pozisyon açtı arkadaşlar. 40 bin kontratlık bir short pozisyon ile Merkez Bankası Perşembe günkü 5.30 atağında aktif bir rol oynama ihtiyacını hissetti. Merkez Bankası niçin bu short pozisyonları yapma ihtiyacını hissediyor? Bugüne kadar böyle bir uygulaması yok idi ama 31 Ağustos 2017 tarihinde özel bir yasal düzenleme ile Merkez Bankası piyasalarda oyuncu olma sıfatını kazandı. Piyasalarda normal bir oyuncu gibi biop işlemlerini alım veya satım yönünde yapabileceğine dair yetki kazandı. Amacı burada dolar TL'deki aşırı spekülatif hareketleri, dalgalanmaları, işte oynaklık dediğimiz o kavram vardır ya bir haber etkisiyle veya şunun bunun etkisiyle kırılgan olan dolar TL'nin bir anda bir hareketlilik yaşamasına engel olabilmek, piyasaya özellikle psikolojik anlamda ben buradayım, ben bu yükselişleri görüyorum ve buna müdahale ederim daha fazla bir hareketlilik olursa mesajlarını verebilmek adına piyasayı dengeleyebilmek adına bu short işlemlerini yapmakta. Bunları sıklıkla sizlere anlatıyorum buradaki mantığı. Evet arkadaşlar Mart ayı kontratlarına baktığımız zaman Mart ayı kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın Cuma günü 10.600 kontrat işlem yaptığını görüyoruz. Bakınız Şubat kontratlarında Cuma günü işlem yapmamıştı. Ama Mart kontratlarında Cuma günü 10.600 kontrat işlem yapmış. Bakalım arkadaşlar Perşembe günü 5.30'lara yaklaştığımız günde ne nasıl bir tablo çizmiş
Evet, Perşembe günü de 54 bin kontrat gibi önemli sayılabilecek olan bir miktarda short pozisyon açmış durumda. Nisan kontratlarına bakalım arkadaşlar, şu an aktif olanlar itibariyle. Evet, Cuma günü itibariyle arkadaşlar 8794, 8800 kontrat bir pozisyon açtığını görmekteyiz. Cuma günü itibariyle tekrar 5.30 atağının yaşandığı Perşembe günü itibariyle duruma baktığımız zaman arkadaşlar, evet 40 bin kontrat, 41 bin kontrat işlem yaptığını görüyoruz. Yani arkadaşlar 100 bin kontratın üzerinde Merkez Bankası'nın dolar TL 5.30'a yaklaşır iken açmış olduğu short pozisyon olduğunu ve bu şekilde de 5.30 direncinin aşılmasını engellemek adına bir gayret gösterdiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak gerek teknik anlamda gerekse piyasalardaki enteresan gelişmeler hakkında söylenebilecekler şu an bundan ibaret durumda. Bir de arkadaşlar başka bir teknik kriter olarak da dolar TL için benim kendime ait özel bir göstergem var. Bu göstergenin ve de MACD göstergesinin eşliğinde dolar TL'nin günlük konumuna bir bakalım isterseniz. Günlük konumuna baktığımız zaman arkadaşlar, evet dolar TL'de MACD göstergesinin bir alt sinyali vermek üzere olduğunu görüyoruz. Ve Haluk ismiyle tanımlamış olduğum kendi göstergem bu bir güç göstergesidir. Piyasanın veya o enstrümanın gücünü yansıtan bir göstergedir. Bu göstergede arkadaşlar 40 referans çizgisinin bulunduğu kritik noktaya doğru gelmiş durumda. Ve bu 40 seviyesini kesme eğilimini gösteriyor. Zira bu seviyenin üzerine çıkıldığı zaman hareketliliğin veya gücün biraz daha arttığını görebiliyoruz. Tabii ki bunlar yardımcı birer göstergedir. Sadece tek bir göstergeye bakarak yorum yapmak hiçbir şekilde doğru değildir. Bunlar ana temel düşüncelerimizi destekleyici veya onları teyit edici özelliklere sahip göstergeler konumundadır. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak dediğim gibi söyleyeceklerim şu anda bunlardan ibaret. Twitter adresimden ben gün içerisinde gerek 240 dakikalık veya 120 dakikalık gibi kısa periyotlarla ilgili olarak da pivot verilerini aktarmaktayım. Ve her gece 24'ten sonra da mutlaka bir sonraki gün için şurada görmekte olduğunuz pivot destek ve dirençlerinin neler olabileceğini muhakkak yansıtıyorum. Bundan bilginiz olsun. Twitter adresim @halukcanberk'tir ve yine aktarılan yorum ve analizlerden anında bildirim alarak haberdar olmak, gecikmesiz dinleyebilmek açısından bir düşünceniz bulunuyorsa da kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hoşça kalınız, iyi hafta sonları diliyorum.